Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir programla karşınızdayız. Cemalettin Taşçı ile birlikte seçimin hemen ertesinde seçimi değerlendireceğiz. Bu tek bir program olmayacak. Birkaç program yapacağız. Herhalde bir 5-6 program olur. İki seçim arası diye bir başlık atarak hem seçimin genel değerlendirmesi hem de seçimdeki her bir konuyu, ikinci turun ne olacağını, aktörlerin neler yaptığını, kimin kazandığını, kimin kaybettiğini, bundan sonra neler olabileceğine dair bazı değerlendirmelerde bulunalım istiyoruz. Bakalım ne kadar yapabiliriz. Evet, yani birazcık değerlendirmeleri tutmamış iki kişi olarak seçim sonrası analiz Biraz. edelim. Evet. Birazcık tutmamış mı? Bir hak diyelim. Ben bu seçim 55-35 biter gibi bir abartılı bir tahminde bulunacağım ve bunun mazeretini de anlatmayacağım. Yanıldığım zaman da bir mazeret sunmayacağım demiş idim. Bizi izleyenlerin mazeret olarak kabul etmeyeceği varsayımına yaslanarak şöyle bir kronolojik bir hat çizmek istiyorum. Ve bu kronolojik hatta aslında seçim gecesinden başlamak istiyorum izin verirsen. Şimdi seçim gecesi birçok televizyon, birçok böyle nasıl diyeyim takipçisi çok insanı bir araya getirip durmadan bir takım tahliller yaptı. İşte ben onların arasında biraz gezindim genel olarak da sesi kapatarak istatistik rakamlara bakabilmek için filan. Ama o arada sesi kapatmadığım dönemlerde fark ettiğim şey şu yani. Yani mesela bu konuşanların arasında seçim sonuçlarını değerlendirmek için televizyon kanalına davet edilmiş ve böyle aleme bu konularda ahkam kesiyor olanlar mesela hani birçok başka şey vardı da şimdi benim aklımda kalan mesela yurt içi oyların sayımının da yurt içi oyların sayımıyla beraber saat 17'de başladığını bilmiyordu birileri. Evet. Orada hakkında ahkam kesiyordu ve bu basit bürokratik şeyi bilmiyordu. Veya daha vahimi yani oraya işte kocaman kanallar var işte bir yıl düzenek kurulmuş filan. Sandıklardan sonuçlar gelmeye başlamış. Yani işte Yüksek Seçim Kurulu yasağı kaldırmış. Sonuçları bize sunuyorlar. Ve seçimin nereye gidiyor olduğu hakkında bir projeksiyonları yok. Yani şimdi ben bu işlerden kopalı bilmem ne kadar oldu ama bir istatistik öğrencisini oraya getirseler ve işte bize öyle bir şey kur ki, bir sistem kur ki biz ilk %20 geldiğinde sandıklardan bunların nereden geldiğini biliyor olacağız. Geçmiş seçim sonuçlarını, oralardaki geçmiş seçim sonuçlarını da biliyoruz. Bu seçim nasıl biter? Bir projeksiyonunu yap deseler, yani istatistik bölümü 3. sınıf öğrencisi bunu yapar. Bunu o televizyon kanalları yapmadığı gibi görünen o ki partiler de yapmamış. Ve bizi durmadan böyle işte ama işte şu sandıklar açıldı, bu sandıklar şu kadar sandık açıldı da yok filan falan gibi. Bu arada mesela işte açılan sandık sayısının oranı ile kullanılan oy sayısının oranının aynı şey olmadığını, bazı sandıklarda 360 seçmen varken bazılarında 100 seçmen bile olmayabileceğini filan akıl edemeyen insanlar bir araya gelmişler. Bu böyle bir düzeni kuramamışlar işte bir projeksiyon yapacak ve bizi böyle komplolarla efendim işte orada birileri bizi dolandırıyor, seçim sonuçlarını çalıyor filan gibi şeyler. Yani sana ne Anadolu Ajansı'nın sana öncelikli olarak elverişsiz sonuçları sunuyor olduğu. Eğer o sonuçların geçen seçimde o köylerin, o kasabaların sonuçlarını geçen seçimde nasıl kaydığını analiz edersen Türkiye geneline bir projeksiyon yapabilirsin yani. Ama şöyle bir durum vardı. Anadolu Ajansı paylaşmadığı için hangi verileri öncelikle girdiğini, hangi sandıklara, hangi yerlere girdiği bilinmiyor. O yüzden öyle bir kıyaslama yapma. Hazırlık yoktu, o ayrı bir şey de. Data eksikliği de vardı, bilgi eksikliği de vardı. Uzun süre böyle bir bilgi gelmedi hiçbir yerden. Partilerden de. Data eksikliği vardı da ben 8'de mesela benim kendi tanıdıklarıma bu iş birinci turda bitti Kılıçdaroğlu aldı diye mesaj yazdım. Neye yaslanarak yazdım bunu 8'de? Çünkü işte Nevşehir'in ve işte Aksaray'ın sandıklarının ciddi bir bölümü sayılmış oranın hikayesi belli olmuştu. Ve Nevşehir ve Aksaray'ın geçmiş verilerine yaslanarak oradan bir projeksiyon yaptım yani. Dolayısıyla o kadar veri eksik falan değildi. Yani bu 8'de yapılabilirdi. Ben hani böyle kaş göz arasında bunları görüp de bu projeksiyonu yaptım. Niye yaslanarak yaptım? AKP birisinde 7 puan, birisinde 8 puan kaybetmiş görünüyordu. Ya geçen seçime kıyasla o kadar puan kaybetmiş görünüyordu. Ve seninle konuşurken bu programda demiş idim ki yüksek oy aldığı yerlerde az,
düşük oy aldığı yerlerde çok oy kaybedecek AKP. O varsayımı da ekleyerek üstüne kendimce ve biraz acele ederek MHP'nin de oylarına bakmadan yani böyle bir kestirimde bulunmuştum. Daha o datayı hani böyle durmadan değişiyor data, dolayısıyla yakalayamıyorum. Yani yakalayabilsem ve işte oturup üzerine biraz analiz yapsam muhtemelen 8'de fark edecektim ki bir tuhaflık var yani. MHP hepimizin tahmininden çok yüksek oy alıyor. O zaman başka türlü bir şeyler düşünecektim. Ve bu demeye çalıştığım şey mesela sonuçta da gelen datalardan şu görünüyordu ki milletvekili genel seçimi oyları ile blokların milletvekili genel seçimi oyları ile cumhurbaşkanlığı seçimi oyları arasında çok az fark var bu sefer. Yani Cumhur İttifakı'nın oylarının toplamı ile Erdoğan'ın oylarının toplamı arasında çok az fark var. Bu tarafta da Millet İttifakı artı şeyin oylarının toplamı, Emek Özgürlük İttifakı'nın oylarının toplamı Kılıçdaroğlu'nun oylarının toplamından çok az fazla. Yani dolayısıyla bunları görebildiğim anda işin dinamiğini görecektim. Benim elimde o data yoktu yani. Yoksa televizyonlarda vardı, partilerde daha fazlası vardı. Çünkü partililerin paylaştığı datalar var. Dolayısıyla bizi böyle dolandırmayacaklardı. Biz daha serin bir şekilde bütün her şeye şahit edecektik falan filan. Yani ümitlenip ümitsizlenmek falan gibi durumlara düşmeyecektik. Önemli midir bunlar? Önemlidir. Ama esas benim işaret etmeye çalıştığım husus bu değil. Esas işaret etmeye çalıştığım şey şu. Sonuçta siyasi partilerde bu akıl yok. Televizyon kanallarında bu akıl yok. Ve mevzu hakkında herhangi bir şey bilmeden konuşmakta bir beis görmeyen bir yığın insanımız var. Türkiye böyle bir Türkiye. Türkiye'nin böyle bir Türkiye olduğunu bildiğim için ben müteşhisiz fitarne yapmış olduğum için beni bilen biliyor. Burada defaatle dile getirdim. Ben dünya için ümitliyim, Türkiye için ümitsizim diyorum. Tamam yani neden ümitsizim Türkiye için? Bu yüzden. Hiç kimse işini yapmıyor. Yani. Hiç kimsenin işini yapmadığı bir ülkede işlerin yolunda gitmesi mucizevi bir şey olur. Yani Cumhurbaşkanı işini yapmıyor. Depremde insanlar öldüğü zaman bir de onları azarlıyor falan. Tamam. Yani muhalefet partisinin kurumsal kimliğiyle bir şey yapmıyor. Televizyonlar da üstüne düşeni yapmıyor. Herkes bir biçimde bir yere oturmuş. Oradan kalkmak istemiyor ve toplumu yargılıyor. Topluma yargı dağıtıyor. Yani şimdi mesela deprem hakkında konuşuruz. Deprem bölgesi hakkında bu programların birinde. Yani işte vay size yardım ettik de işte siz de gittiniz AKP'ye. Ya kardeşim böyle analizlerle kendinizi çok akıllı vehmediyorsunuz. Ama sonuçta işte temel mesele de buradan kaynaklanıyor. Yani bilmiyorsunuz, cahilsiniz. Neyin analiz edilmesi, mevzulara nasıl yaklaşılması gerektiği konusunda zerre kadar bir hassasiyetiniz, bir inceliğiniz yok. Sonra istiyorsunuz ki işler sizin düşündüğünüz gibi gelişsin. Gelişmez yani. Benim dünyadan öğrendiğim ya da bana benim modernist aklım, benim aydınlanma aklım kardeşim İşinizi doğru yapmak zorundasınız. Yapmazsanız işler yolunda gitmez. Öğretmiş durumda. Ben de dünyaya böyle bakıyorum. Böyle iman ediyorum. Dolayısıyla Türkiye'de işler yolunda gitmez. Türkiye için kötümserim. Şimdi buradan başladık. Hatırlıyorsundur yani bunları. Sen iyimser tarafında ya öyle değil de falan filan diyordun. Ben yok ısrarlı bir biçimde bunu söylüyorum. Sonra aradan zaman geçti. Ben dedim ki Kılıçdaroğlu aday olmaz. Ta ki devlet müesses nizam, derin devlet, Kılıçdaroğlu'na bizim bu seçimi kaybetmemiz lazım, Erdoğan'ın kazanması lazım, sen aday ol dersek aday olur gibi böyle yarı komplo bir laf etmiştim yani. Şimdi demiyorum ki Kılıçdaroğlu'na birileri kulağına fısıldadı sen aday ol. Bunu demiyorum ama eğer öyle bir devlet olsaydı, bir devlet aklı olsaydı ve bu seçimi Erdoğan'ın kazanmasını murad ediyor olsaydı Kılıçdaroğlu'na aday ol derdi. Erdoğan Kılıçdaroğlu'na aday olmasını istedi. Bahçeli Kılıçdaroğlu'na aday olmasını istedi. Ve bunu bir noktadan sonra ayan beyan deklare ettiler ya. Ya sen gel diye. Sonuçta burada Erdoğan'ın karşısında kaybedecek tek adayın Kılıçdaroğlu olduğu sadece benim fikrim değildi yani. Onların da fikri buydu. Yenebileceğimiz tek adam sensin, sen gel. Dediler ya. Yani. Başka bir aday çıksaydı yenebilirler miydi? Bilmiyorum. Ama Kılıçdaroğlu'nu yenmek gibi kolay olmayacaktı. Benim kanaatim bu yani. Bunu test edemeyiz, bilemeyiz artık. Ama ben bunu şimdi söylemiyorum. Ta o tarihlerde söyledim ve bunu Kılıçdaroğlu'nda biliyor olduğunu varsaydım. Aday olmayacağını varsaydım. Ama aday oldu.
aday olmasının ötesinde adaylığını da çok biçimsiz bir biçimde, çok biçimsiz ayak oyunlarıyla sağladı. Dolayısıyla teknik olarak benim bakış açımla bakıldığında Kılıçdaroğlu'nun bu seçimi kaybetmesi çok anlaşılmaz bir şey değil. Ama bu arada işte deprem oldu, işte ekonomi çok kötüye gitti vesaire oldu falan filan. Ve ben Kılıçdaroğlu'nun bu seçimi alma ihtimalinin belirdiğini düşündüm. Neye yaslanarak düşündüm? Onu da söyleyeyim yani. Ben bu seçimin katılım oranının çok düşük olacağını düşünüyordum. 88 olmuş. Ben 78-75 civarında kalacağını düşünüyordum. Yani depremdeki beceriksizlikler, ekonomideki bilmem neler, dış politikadaki sallanmalar vesaire sebebiyle artık Erdoğan'a oy vermeye eli gitmeyecek olanların Kılıçdaroğlu'na da oy veremeyecekleri için sandığa gitmeyeceklerini düşünüyordum. Ne zaman ki beni işte Ankara'dan aradılar ve böyle coşkulu bir sesle, efendim işte bütün okulların önleri bayram yeri gibi, insanlar akın akın oy kullanmaya gidiyorlar dediler. Ben içim cız etti. Seçim günü işte oyumu kullanmışım saat 14 civarı, dedim ki bu kötü haber. Karşıda bana bunu söyleyen şaşırdı. Benim hesabım şuydu yani, bu 78-75 civarında kalacak seçimde oy kullanma oranı. Ve Erdoğan'a giden oy, yani şu seçimde Erdoğan'a giden 49 puanın 10 puanı sandığa gitmeyecek. Gerçi o durumda bile Kılıçdaroğlu ancak %50 ile alabiliyormuş seçimi yani. Şimdi benim için soru işareti o seçime gitmeyeceğini tahmin ettiğim insanları seçime gitmeye neyi motive etti? Kafamdaki temel soru işareti bu ya. Yani. Cevabını bilmediğim esas soru bu. Ama benim hani böyle İşkembe-i Kübra'dan sallarken, yani işte seçim Kılıçdaroğlu ilk turda alacak falan derken, temel varsayım katılımın düşük olacağı idi. Hissiyatım, sokaktaki hissiyatım AKP'ye oy verebilecek, yani sandığa giderse Erdoğan'a ve AKP'ye oy verebilecek olanların gitmeye çok gönüllü olmadıkları yönündeydi. Ama öyle olmadı. Bu arada şu oldu, Kılıçdaroğlu'nun aday olmasından sonra bu adaylığı hem dünya için hem Türkiye için ne manaya gelebileceğini düşündüğüm zaman o Türkiye konusundaki kadim kötümserliğimin bir iyileşme ihtimali belirdiği için yumuşaması gerçekleşti. Gözüm kamaştı yani. Yani ağzım sulandı. Ulan olursa ne güzel olur yani. Şimdi buradan biz o makus talihi yenecek bir kapı açabiliriz. Dolayısıyla da kendi duygusal yatırımımı bu ihtimal üzerine yaptım. Bu işin kronolojisi böyle. Böyle bakınca benim açımdan ve üstelik de bu kampanya dedikleri şeye de bakınca bu seçimin, yoksa yani benim teknik analizlerim itibariyle bakıldığında bu seçimin Kılıçdaroğlu tarafından kaybedilmesi hiç anlaşılmaz bir şey değil. Özetleyebildim mi derdimi yani? Zaten Türkiye için kötümserim. Kılıçdaroğlu'nun aday olmasının yanlış olduğunu düşünüyorum. Üstüne kötü bir kampanya yapılmış. Bütün bunlara rağmen ama burada böyle bir fırsat kapısı var. Bu fırsat kapısını hiç değilse duygusal olarak açık tutmakta fayda var diye baktım. İşte ama gençler çok oy olunca gençlerin tamamı katılacak. Onlar da hep Erdoğan aleyhine diye de bir görüş vardı. Katılımın yüksek olması Kılıçdaroğlu'nu öne çıkartır deniyordu bu yaklaşımda. Genç neslin oy vereceği ümidiyle. O olmadı. İşte yani benim de yıllardır bu memlekette böyle gurbette hissetmemin kendimi temel sebebi bu yani. Oradan gençler, buradan kadınlar, şuradan şunlar filan diye toplayarak aritmetikle bu tür işler yapılamaz diyorum. Sonuçta gençler eğer böyle bir coşkuyla bir şey yapıyor iseler, o bir yerlerde başka birilerini başka türlü tetikler. Ve böyle oldu olay. Yani geçen programda söylemeye çalıştım. Yani bu aritmetik değil, kimya. Ve evet yani durmadan meseleye aritmetik gözle baktığımız için mevzunun aslını ıskaladık. Iskalandı yani. Ama ben öyle bakmıyordum. Öyle bakmıyor olduğum halde, aritmetik olarak bakmadığım halde, kimya olarak baktığım halde, yani şimdi millet burada Kılıçdaroğlu'nun seçilmesinin kendisi için ne gibi bir fırsat doğurduğunu hissedecek ve buna bir şans verecek gibi temennimi dile getirdim yani. Bu süreçte şunları da dile getirdim yani, negatif unsurlar olarak. Yani seçimin bir hikayesi yok. Evet, o çok net bir şekilde. Yani Kılıçdaroğlu'nun böyle bir çıkışla Türkiye'yi ne kazandıracağını en ufak bir şekilde anlatamadı. Siz anlayın, ben hani ucundan kenarından bir iki cümle söyleyeyim, siz anlayın diye.
Şimdi Erdoğan da bütün tuşlara bastı. Onun da bir hikayesi yoktu. Vatandaş buradan neyi seçti aldı, neyi çekti aldı? Militarist, yani işte TCG Anadolu'yu, işte SİHA'ları aldı. Kürt düşmanlığını aldı. Bunları paketledi. Böyle işte bir kendince Erdoğan'a oy vermek için bir sebep buldu. Yani onlara işte şu kadar daha istihdam, bu kadar daha zam vesaireden falan olmadı yani bütün bunlar. Çünkü bütün bunların manası olduğunu vatandaş biliyor. Yani sen zam yapsan ne olacak? Yani soğan alamıyorsan zammın ne manası var? Ama yani işte vatandaş bütün bu kalabalığın içinden kendisinin de uygun olanı seçip aldı. Kılıçdaroğlu'nun tarafında, yani muhalefet tarafında bir tane hikaye vardı. Seçimi bir tane hikayesi vardı. O hikayede Erdoğan gitsin artık. Bir defteri kapatalım idi. Ve bize buna yönelik hiçbir şey söylemedi Kılıçdaroğlu. Evet. Yani o da bütün tuşlara bastı. Ona istihdam, buna bir ümit, buna işte cıvıltılı baharlar, ötekine işte çiçekler, kelebekler falan filan. Yani ama yani kardeşim bak biz şu adamdan kurtulacağız. Bu olmadı. Bize ne sattı Kılıçdaroğlu? Ben Kemal geliyorum. Ne sattı Kılıçdaroğlu? Bir Kemal kurdu, öteki Kemal kurtaracak. Ya sen yani bu hadsizlik yani. Kendini Mustafa Kemal'le aynı hizaya koymak hadsizlik yani. Minimumunda. Bu işte Bay Kemal sözünde duracak. Ya bir kere zaten başlı başına zırva bir şey. Bay Kemal bunu Beşiktaş'ın bırakmam senin kampanyası için söylemiştim. Ya Bay Kemal sözünde duracak dediğin zaman sen zaten bizde senin sözünde durmama ihtimalin olduğu duygusunu kışkırtıyorsun. Yani ben şimdi sana çıksam desem Celal sözünde duracağım. Sen de bir şüphe uyanır yani. Evet. Ben şimdi bunları slogan diye üretip böyle işte bizi üstümüze kusanlar bir de yani bunların arasında var mı bilmiyorum Ateş İlyas Başsoy. Bir de son hafta iki tane televizyon kanalına çıktı birbirinde köşesinde yazdı ve kardeşim bu zaten CHP'li seçmen adam olmaz. Bunlar efendim işte şey kötümserlik yaymayı marifet sayıyorlar. Bu seçim kazanıldı işte senin demin sözü işaret ettiğin türden analizler. Şu kadar oy almıştı, şu kadar genç seçmen geldi falan falan böyle derin akıllarla, derin reklamcı akıllarıyla böyle abuk sabuk şeyler söylediği yazdı ve seçmene hakaret etti. Kardeşim sen kampanyadan sorumluysan eğer, yani muhalif seçmene hakaret etti. Kampanyadan sorumluysan eğer de biliyorsan ki muhalif seçmen kötümserlik yayıyor işte filan falan. Öyle bir gruptur o grup. Onun öyle yapmamasını sağlayacak şeyi bulmak senin işin. Yani işini yapmamışsın. Ortaya bir sonuç çıkmış. Bunu şimdi bize faturayı ya neresinden tutsan elinde kalan bir zırvalık yani. Ben doğrusunu yaptım ama bu muhalif seçmen bunu anlamıyor. Yani doğrusu yapmamışım demek ki. Belki de bahardan söz etmemen gerekiyordu. Belki de depremde Erdoğan'ın depremzedelerini hale düşürdüğünden bahsetmen gerekiyordu. Şimdi senin kafanda bir tane klişe var. Memleket lider seçer. Kafanda bir tane başka klişe var. Pozitif kampanya yapılması gerekiyor. Bunların uygun yeri var, uygun olmayan yeri var. Sen şimdi bildiğini her yere yapıştırmışsın ve olay yanlış sonuç vermiş. Muhalif seçmen de bunu hissetmiş. Kötümserlik yapıyor. Kardeşim ya niye sen yanlış yapmış olmuyorsun da muhalif seçmen kötü oluyor yani? Ya bu nasıl kafalardır bunlar yani? Bu kafalara sahip olan insanlar nasıl oluyor da buralara geliyorlar ve oralarda kalıyorlar? Asıl sorun burada ya. Yani. Nasıl oluyor da Nevşin Mengü orada kalabiliyor ya? Yani. Bilmesi gereken en temel şeyleri bilmiyor olduğu halde orada nasıl oturabiliyor? Ve önüne geleni azarlayabiliyor falan. Şimdi soru burada. Türkiye'ye dair soru burada. Yani soru neden buradan Erdoğan seçiliyor sorusu değil. Ve böyle gittiği sürece de Erdoğan gider, Merdoğan gelir. Evet. O gider, damadı gelir, Selçuk Bayraktar gelir. Dolayısıyla şimdi hani ben kendi maruzatımı bu şekilde, bu neden böyle olduğu konusundaki düşüncemi arz etmiş olayım. Buradan nereye gider konusunda da ben yani Türkiye hakkında kötümser olduğum zamanki tezim şuydu. Türkiye bir iç savaşa gider. Çünkü çok günah biriktirdiler. Bu kadar çok günah biriktirmiş olanlar hadi Emine toplan gidiyoruz diyemezler. Bir şeyler olacaktır. Bir şeyler ne olabilir? Yani bu arada parantez içinde şunu söylemek gerekiyor. Bütün benim Türkiye hakkında kötümserliğime rağmen pazar günü yaşanmış olan şey beni yeniden düşünmeye de sevk ediyor. Yani bu kadar gergin bir seçimi ülke olarak bu katılımla, bu yüksek katılımla birbirimizin başını gözünü yarmadan yaptık.
İşte şöyle olacak, böyle olacak geyiklerin içinde, yani seçimden önce şöyle kan dökülecek, seçim sırasında böyle kan dökülecek, sandıklar çalınacak, YSK şunu yapacak. Yani adil bir seçim oldu mu? Olmadı. Ama Hiç adil bir olmadı. seçim, ha? Seçim hiç adil olmadı. O çok da açık da. Ama yani olmasını beklediğimiz Gerginlik yaşanmadı. biçimsizliklerin, Evet. yani sandık çalmalar vesaire filanların hiçbirisi de olmadı yani. Dolayısıyla şimdi bu anlamda bakınca, hani kızıma ve arkadaşlarına söylediğimi söyleyeyim, bunu da beceremeyen sayısız toplum var. Öyle bakınca Türkiye hakkında ümitli olmak için, her şeye rağmen, benim bütün kötümserliğime rağmen, senin iyimserliğini desteklemek için bir şeyler var ortada. Ama bunun sahibi yok. Esas mesele burada yani. Yani Türkiye'nin bu vasıflarının bir sahibi yok. Bu şey de çok çalışmadı galiba. Altılı masa, altı lider, muhafazakarları CHP'nin yanına getirme refleksi çalışmadı gibi gözüküyor. Oy gelmedi çünkü muhafazakar kesimden CHP'ye. Beklenen oy gelmedi. Çok sınırlı kaldı orada. Ya bu muhafazakar vesaire laflarını sevmiyorum. Sonuçta Ama önümüzü böyle koydukları için söylüyoruz yani. Yapacak bir şeyimiz yok. sonuçta devanın da geleceğin de saadetin de CHP herhangi bir şey katmadığı, katmayacağı görünüyordu. Katmadığı da görünüyor. Bir şey katmadan bu kadar çok şey toplamış olmaları, parsayı da toplamış olmaları da vicdanları yaraladı. Muhalif kanatta vicdanları yaraladı. Bunun da müessir olduğunu düşünüyorum. Ama esas mesele, bunlar bir şey katamaz olduklarını düşünmüyorum. Katabilirlerdi. Evet, Ama ben. siyaset üretmeleri imkansızlaştı yani. İmkansızlaştırıldı. Ve böyle işte vatandaşın karşısına böyle şey gibi, biblo gibi çıkartacaksın. Vatandaş, aa, Ali Babacan oradaymış diyecek. Ve işte birdenbire kendi kendine hayaller kurmaya başladı. Ya böyle bir dünya yok yani. Bu siyaseti böyle siyasi elitlerin kendi aralarında oynadıkları, bizim seyirci olduğumuz bir oyun gibi görüyor olanlar, buna Babacan ve Davutoğlu da dahil. Yani güya bunlar sağdanlar. Hani muhafazakar yerine daha esnek bir tabir kullanıyorum. Bunlar sağdan geliyorlar. Bunlar sadece sağdan gelenlerin en modernistleri. En öğretmen olanları yani. En öğretmen edalıları. Dolayısıyla da şimdi ders vermek dışında hiçbir şey söylemediler bunlar. Söyleyemediler. Belki kendi tabanlarıyla temas etmek ve kendilerini ispatlamak zorunda kalsalardı, o altılı masada bunlar hadım edilmeselerdi, belki sonuçlar başka türlü olacaktı. Ama yani işte öyle CHP şu kadar artı Deva bu kadar filan falanlarla bu işin olmadığını, olmayacağını zaten biliyordu. Ama bize Kılıçdaroğlu'nu satabileceği başka bir hikaye yoktu yani. Bak burada Kılıçdaroğlu bir adalet yürüyüşü yaptı, hatırlıyorsunuz değil mi? Hatırlıyoruz. Sonra İyi Parti'yi seçime girmesini sağladı. Evet, onu da yaptı. Yani CHP'nin milletvekillerini kendi malı gibi, hadi siz şuraya dedi, gönderdi ve işte filan. Bunu bir, nasıl diyeyim, marifet olarak satın aldı Türkiye. Böyle satıldı yani. Yani o milletvekillerinin ne hissettikleri, ne hissetmeleri gerektiği, o milletvekillerine oy verenlerin ne filan, yani bunlar ortadan kalktı ve sen böyle işte bir masayı bir arada tutmuş olmak üzerinden de üçüncü bir defa bir başarı hikayesi yazdın. Başarıları bu olanın alacağı sonuç budur yani. Yani Kılıçdaroğlu açısından bu böyle ama diğer liderler açısından baktığımızda onlar da kendi sahasına dönüp kendi tabanına ya da işte içinden geldikleri tabana durumu anlatmadılar. Onlarla yüzleşmediler. Karşı karşıya gelmediler. Bir çaba harcamadılar gözüküyor. CHP'nin kalabalıklarına konuşma yapmanın ötesinde bir kampanya yürütmediler. Yapamazlar. Onların bir tabanları yok zaten. Temel mesele şu. Sonuçta şimdi Erdoğan'ı seçmiş olanlar, Erdoğan'ı daha önce seçmiş olanlar ve şimdi bu seçimleri seçmiş olanlar Erdoğan'ı kara kaşına, kara gözüne falan aşık olduklarından seçmiyorlar. Bu bir sosyal müsabaka. Sonuçta karşıda bir kesim var. Nevşinlerden, Nevşingillerden oluşan, senden benden oluşan karşıda bir kesim var. Durmadan beceriksizlikleri ortaya çıktığı halde, işlerini bilmiyor oldukları ortaya çıktığı halde her şeyi kendilerine sorulsun isteyen bir kalabalık var yani. Tamam mı? Şimdi bunları dövmek, bunları sindirmek için Erdoğan'a ihtiyaçları vardı. Erdoğan vasıtasıyla bunları sindirdiler de. Yani evet, yani bu anlamda ciddi bir mesafe kat edildi. Yani siyasi elitler topluma son derece nezaketle hitap ettiler bu seçimde. Muhalif oldukları, yani muvafık seçmene karşı bile
çok daha nezaketle hitap etmek zorunda kaldılar. Göbeğini kaşıyan adam veya bidon kafalı muamelesi yapamadılar. İlaveten sadece siyasi elitler arasında değil, toplumsal olarak da herkes mesela başörtülülerle ilişkisi filan daha medenileşti. Değil mi yani? Tabii. Dolayısıyla bu anlamda muhalif kamuoyu da belli ölçüde terbiye oldu. Yani orada bir sorun görmüyorum. CHP büyük oranda dönüştü, değişti, edası, tavrı değişti. Muhalif olanlar, aktörlerin de pek çoğu kendilerini dönüştürdüler, değiştirdiler. Ama Davutoğlu ve Babacan'ın temsil ettiği kesimdeki kadrolarda bir değişme olmadı. Onlar o dönüşümü gerçekleştiremediler orada. Hayır, onlar tekrar oraya döneyim yani. Onlar Erdoğan'ın yanında ayrıca kendi tabanları olan insanlar değildiler. Toplum bunlardan Erdoğan'dan kurtulmak için bir bahane yaratabilirdi. Bu bahaneyi yaratabilmeleri için bir şeylere ihtiyaç vardı. Siyaset üretmeye ihtiyaç vardı. Siyaset üretmediler, öğretmenlik ürettiler. Bize ders verdiler yani. Ama mecbur kalsalardı, Kılıçdaroğlu'yla pazarlık yapma şansını kaybetselerdi, kendi başlarına bu ayakta durmak zorunlu zarurete hasıl olsaydı belki mecburiyetten siyaset üretecekler. Şimdi ben bir yere yazdığım raporda verdiğim misali vereyim. Şimdi sen pastörize süt üreten, kutu süt üreten bir firmasın varsayalım. Ve bu firmanın sahibi olarak piyasadaki, pazardaki payını genişletmek istiyorsun. Eğer mesela sana süt sağlayan besicilerin başka senin rakiplerine süt vermesine mani olabilirsen pazar payını büyüteceğin hesabını yapabilirsin. O besicileri elinde tutmak için bir yem fabrikası alıp ya da yem fabrikalarını alıp besicileri kendi avucuna alabilirsin. Öte taraftan işte dağıtımcıları, dağıtım şirketini satın alıp başkalarının sütünün dağıtılmasına mani olabilirsin. Şimdi CHP'nin Ya ve da büyük satış noktalarını, marketleri dersin ki rakibi koyma, benimkini en iyi yere koy filan diyebilirsin, evet. şimdi siyaseti böyle gören bir heyet bunlar. Ve bunlar ya ürettikleri sütü şeye koydukları zaman rafa vatandaş bu sütü almıyor çünkü süt süte benzemiyor. Derdim bu yani şimdi piyasa her ağzını açan piyasaya sövüyor. Kardeşim bu işler piyasada çözülür. Ama siz şimdi ne murad ediyorsunuz? Nasıl bir dünya murad ediyorsunuz? Öyle bir dünya olacak ki evet böyle ayak oyunlarıyla iktisadi başarı sağlayacağınız bir dünya hayal ediyorsunuz. Olmuyor. Olmaz. Sonuçta şeyin Babacan'ın Davutoğlu'nun gerçeklikle yüzleşselerdi yani sütlerinin satılmadığını görselerdi. Aa, biz nasıl satarız? Ambalajı mı değiştirsek? Şu teknolojiyi mi getirsek filan diye düşünmeleri gerekecekti. O zaman başka bir Türkiye olacaktı. Ama bu bir düşeyim halindeydi. Bunlar ayrılıp parti kurduklarında seninle o zamanlar işte pandemi de vardı. Bol bol Üsküdar kıyılarında gezip bunları konuşuyorduk. Bunlar düşey halindeydi. Siyaset üretirlerse evet yani Erdoğan'dan yorulmuş olan seçmeni baştan çıkarabilirlerdi. Yapamadılar. Dolayısıyla şimdi böyle hani kendilerinin bir tabanı varmış gibi yapmanın bir manası yok. Tabanları var da ona hitap edemediler değil. O tabanı oluşturmaları gerekiyordu, oluşturamadılar. Onun çabasına girmediler, mücadele etmediler. Yani kendi başlarına kampanya yürütürken bile görmedik yani. Gidip İç Anadolu'da gidip toplantılar yapmak, esnaf gezmek, miting yapmak gibi bir şey bile organize etmediler. Ay zaten altılı masaya dahil olduktan sonra hele onlar Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul ettikten sonra zaten bir şey yapamazlar artık o alanda. İşte dediğim gibi yani altılı masa bunları siyaset yapamaz hale getirdi. Oyunun kuralı oydu yani. Siyaset yapamayacaksın ki masanın bir unsuru olacaksın. Durmadan bir ortak mutabakat metni. Yani böyle lüzumsuz işlerle iştigal edip neyse yani. Sonuçta çok anlaşılmaz bir fiyasko gibi görünmüyor bana. Anlaşılmış olması ya da anlamış olmamız bir şey çözer mi? Çözmez. Türkiye netice itibariyle zaten çok çok sıkıntılı bir dönem yaşıyor idi ve bu sıkıntı derinleşerek Artık. önümüzde bekliyor. Yani bunlar bu günler bizim iyi günlerimiz. İkinci tur ne olur filan falanlara ayrıca bakarız. Ama Erdoğan'ın kazandığı bir Türkiye için çok fazla opsiyon yok yani. Yani ekonomide zaten bir opsiyon kalmadığı şeyden görünüyor. Yani milletin dolarlarına el koymak zorunda kalmasından hükümetin görünüyor. Dolar bulamayacak. Dolar bulamayan hükümetin bildiği başka bir oyun yok. Ve bu arada da kucağını açmış bekleyen bir doğu var. Dolayısıyla doğuya doğru gidecek.
Ama bu Türkiye'nin işte muhtelif kesimlerini, muhaliflerin tamamını, muvafıkların da önemli bir bölümünü fena halde rahatsız edecek sonuçlar doğuracak. Ben yani mesela şöyle şeyler olursa Türkiye'de, akşamdan sabahtan söz etmiyorum. Yani bundan işte 6 ay sonra kardeşim bölün Türkiye'yi şuradan Balıkesir'den itibaren kıyılar ayrı bir devlet kuracağız derse, demeye başlarsa bu şaşırtıcı olmayacak. Bu tür durumlarda ne kullanacak şey? Terör kullanacak, şiddet kullanacak devlet. Kullandığı şiddet yani daha çok insan içeri atılacak, daha çok insan kendisini tehdit altında hissedecek. Ya başıma bir şey gelirse korkusu daha yaygın olacak. Çok şematize ederek söyleyecek olursam bu yolun sonu Türkiye'nin Türkmenistan olması. Oradan da senin dediğin şeye geliyorum yani işte. Oğlum veya damadı Erdoğan'dan sonrasına vaziyet edeceği bir ülke. Bütün dünyayı kapılarını kapatmış, kendi içinde keyfi bir düzeni sürdürmeye çalışan. Şimdi Türkiye böyle bir duruma düşer mi? Türkiye'nin potansiyeli itibariyle bakınca hani demin de sözünü ettiğim o ya bu şartlarda bile bir seçimi doğru düz yapabilmiş olmasını da dikkate alırsak düşmez gibi görünüyor. Ama bu zor oyunu bozar yani. Mümkündür. Yani şimdi muhtemelen bakan olabilir damadı. Yani teknolojiden sorumlu, yeni teknolojilerden sorumlu bir bakan ya da savunma bakanı da olabilir. Güvenlik sektörüne üretim yapan ve arkasından da aday olarak hazırlanır şimdiden siyasete girmiş olur. Çünkü seçim kampanyası da zaten bulunduğu pozisyonlar itibariyle siyasetin bir parçası oldu. Yani sonuçta işte hani onlar böyle göstermelik işler. Bu Türkiye'de çalışacaksa zor kullanarak çalışır ancak. Yani öyle hani bak damadı bakan yaptık, onu da şöyle parlattık. Ha tamam vatandaşın satın alacağı hale getirdik falan. Vatandaş bunları satın almaz yani. Türkiye Cumhuriyeti muvafık vatandaşı da bunları satın almaz. Ama korkutularak yani buraya kadar korkutularak geldik. Korkutularak gelirken niye bir şey yapmadık? Çünkü işte orada sandık vardı. Yani sandık gelecek, bu hesap kapanacak. Yani müzik yapmak isteyenimiz müzik yapacak. Efendim işte kafa çekmek isteyenimiz kafa çekecek. Namaza gitmek isteyenimiz namaza gidecek. Ama yani sonuçta artık kimse kimseyi korkutmayacak. Böyle devlet zoruyla devlet bize parmak sallayıp durmayacak yani. Şimdi buraya geçeceğiz varsayımı vardı. Geçemedik. Ve Erdoğan'ın şartları seçim öncesindekinden daha kötü. Elindeki yani kendi kendisine devlete öyle hasar verdi ki, ekonomiye öyle hasar verdi ki şimdi o şartları yürütmesini sağlayan ne vardıysa onlar da kalmadı elinde. Dolayısıyla şiddeti arttırmak zorunda. Şiddetin ilk hedefleri yani üç tane hedefi görünüyor ilk hedef olarak. Birçok başka hedef bulur. Ben ondan şüphem yok yani. Benim aklıma gelmeyen hedefleri de bulur. Adı Cemal olanlar deyip böyle bir hedef de icat edebilir yani ama bir görünen üç hedefi eşcinseller. Yani ben mesela şeyi eşcinselleri sokaklardan toplayıp bir takım toplama kamplarına tıkmak gibi absürtlükler yapılırsa şaşırmayacağım yani. Ya da kadınlara işte sokakta giyimini uygun görmedikleri kadınlara sokakta işte eteğini jiletlemek vesaire falan gibi işler yapıp bunlar cezasız kalırsa buna da şaşırmayacağım. Ama yani en beklediğim hadise İlk sıkıntı anında bütün HDP'li milletvekillerini yani Yeşil Sol Partili milletvekillerinin milletvekilliklerini düşürmek vesaire falan gibi şeyler yapıp oradan böyle zaten şeytanlaştırılmış olan Kürtleri iyice köşeye sıkıştırmak ve bu tür işler yapmaları mesela bana hani böyle şeyler söyledim böyle bunlar akşamdan sabaha yapacaklar bu işleri ve işte hepsini birden öyle değil yani bizi kademe kademe korkutmak gerektikçe bu tür işler yapacaklar. Başka seçenekleri yok. Yani bunları gönüllü olarak isteye isteye yapacaklarını falan düşünmüyor. Yani oradaki eşcinsellerden sadece sahiden de rahatsız oldukları falan gibi bir kanaatim de yok yani. Mesele yani işte bak aslında memleket dualı, ağzı dualı, alnı secde gören insanların elinde Allah'ın müjdelediği hedeflere doğru gidecek idi ama burada ahlakı bozan bu herifler bu işte aile düzenimizi de bozarak tahrip ederek zaten dış güçler vesaire falan gibi bir şeyle kurban edilerek kurban verile gidilecek yani. Dolayısıyla da bugünlerimizi çok arayacağız diye düşünüyorum. Şimdi buradan şeye bağlayayım ben Türkmenistan lafı etmişken Marcus Antonius lakaplı izleyicimiz şey sormuş. Mealen söylüyorum. Yani Türkiye'de işte
anladığım kadarıyla ben izlemiyorum, bilmiyorum, videolarını izlemiyorum. Nişanyan Türkiye 2-3 kere modernleşme şeyini, fırsatını ıskaladı bu işte. Yeni bir tanesi bunda ıskalayacak mı göreceğiz filan diye bu seçimi o şekilde konumlandırmış. Yani biz aslında Afganistan olmak için Afganistan olmak isteyen bir toplum muyuz diye soruyor. Yani biz Afganistan olmak falan istemiyoruz. Afganistan normal işin olağanıdır. Yani insanlık 10 bin yıl boyunca şimdiki Afganistan gibi yaşadı. Yani nasıl yaşadı? Orada seçilmiş, kerameti kendinden menkul. Seçilmiş derken sandıkla seçilmiş değil. Yani. Kendinde keramet vehmeden elindeki güç vasıtasıyla topluma kendi gücünü kabul ettirme kabiliyeti olan küçük bir azınlığın bütün topluma tırnak içinde hükmetmesi şeklinde organize oldu. Yani işin tabiatı budur ve bu bir önceki şeye kıyasla yani klan, kabile örgütlenmesine kıyasla bir derece daha karmaşık bir örgütlenme tarzıdır. Yani daha geniş bir klanlar ağını bir arada tutan bir örgütlenme tarzıdır ve insanlık 10 küsür bin yıl böyle gitti yani. Bunun yıkılması, bunun üstüne yeni bir şeyin konması büyük bir tesadüfle oldu. Hani daha önce modernleşmenin hikayesini uzun uzun konuştuk. Yani bu öyle kendiliğinden olan şeyler değil bunlar. Yani arada tesadüfen olursa olur ve orada durulabilirse, korunabilirse orası korunabilir. Yani yok böyle kendiliğinden bizim şimdi galiba bizden sonraki nesle aktardığımız en kötü ihtiyat bu yani. Bunların sahip oldukları her şeyin zaten insan olmanın insan hakkı olduğu, insan olmanın doğa sonucu olduğu gibi bir şey öğrettik ve bunlar için mücadele edilmesi gerektiği, her hakkın bir sorumluluk gerektiriyor olduğu vesaire yok yani şimdi. Temel sadece bizden sonraki nesilde yok ki bizde de kalmadı. Ya o bu demokrasi dediğimiz şey neyse benim tarifimi yapacağım bir defa daha. Ama onu o korunması gereken, uğrunda durmadan bir takım mücadeleler verilmesi gereken bir şeydir. Hayat, yani insan denen canlı mesela bir mucizedir ve her hayat sürdükçe o mucize tekrarlanır. Yani eğer çaba harcamazsan, eğer karnını doyurmazsan, eğer diğer ihtiyaçlarını karşılamazsan ölürsün. Tamam, yani sonuçta bir toplumun Afganistan durumuna çökmesi tabii bir haldir yani. Afganistan durumunda da kendi haline bırakırsan klan zaten Afganistan'da anladığım kadarıyla birçok klana doğru gidiyor yani. Oraya çöker. Burada oradan oraya çökmemesi için bir şeylerin yapılması gerekiyor ve bu bir şeyleri yapamıyoruz. Sıkıntımız burada yani. Burada bir takım zihinsel kodlarımız ve bir takım örgütlenme anlayışlarımız bize mani oluyor. Bunu yapamadığımız sürece yani böyle modernleşme fırsatını ıskalamak diye tarif edilebilir mi? Hal edilebilir yani çünkü o sahiden de bir ekstra yaratıcılık, bir ekstra bir şey gerektiriyor yani. Burada da evet böyle bir şey gerekiyordu. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı durumunda bizim için böyle bir ihtimal doğmuştu ve evet bu ihtimalin değerlendirilmesi için ekstra bir yaratıcılık gerekiyordu. Ama klişelerden öte gidilemedi. Gidilemeyince bu fırsat da ölmüş oldu. Böyle olur. Fırsatlar öyle orada ilelebet seni beklemez yani. Değerlendiremiyor ise değerlendiremediğin için sen suçlusun. Buradan bir ders alıyor musun? Bir sonraki fırsat için falan yok bu da yok. Yani oradan depremzedelere, buradan AKP'ye oy verenlere, şuradan bilmem kime sövüyorsun. Yani tamam da kardeşim yani hani ben böyle konuştuğum zaman Orkun başta olmak üzere birileri de hırsızın hiçbir suçu yok falan. Hırsızın hiçbir suçu yok, Kılıçdaroğlu'nun hiçbir suçu yok kardeşim. Yani ya da sizin hiçbir suçunuz yok yani. Memleketi, dünyayı hala böyle bu klişelerle okuyorsunuz da sizin hiçbir suçunuz yok. Niye sadece Erdoğan ve ona oy verenler suçlu yani? Hep beraber suçluyuz. Yani şimdi adamın neden öyle hissediyor olduğu, o şartlarda neden öyle davranıyor olduğunu falan. Kendi klişelerini açıklıyorsun. Yani şimdi bir başkasıyla sohbet ederken de bana dedi ki yani tamam da bu Hüdapar'la, bu Yeniden Refah'la anlaşması Erdoğan'ın yani niye oyunu bozmadı? Yani Erdoğan veya bir başkası birçok şey yapıyor. Ona verdiğim misalle anlatmaya çalışayım. Şimdi bir kadın gördün. Yani işte o kadın o sabahleyin neyi giyeceğine karar vermek için muhtemelen yarım saat kafa yordu, çaba harcadı. Makyajını nasıl yapacağı, hangi renk
ruj kullanacağı, işte hangi farı kullanacağı konusunda belki 15 dakika düşündü. Onu özenle yaptı. Yani bir saatini harcadı bu işe. Ve sen de onu sokakta gördün. Gördün. Ve işte içinden ah ulan evli olmasaydım da geçti yani. Şimdi kadının farından veya başka bir şeyden ya da ne giymiş olduğundan, ayakkabısının ne olduğundan haberdar olmayabilirsin yani. Yani böyle Erdoğan şunları yaptı. Dolayısıyla demek ki bu yaptığının sonucu olarak şunu aldı falan, olmuyor işler. Böyle bakacak olursak Erdoğan'a zarar vermesi gerekiyor olan, bence de zarar vermesi gerekiyor olan o yeniden Refah ve Hüdapar ortaklığının benzerini bu tarafa koyarsak Kılıçdaroğlu'na zarar vermesi gereken 40 tane iş yaptı Kılıçdaroğlu. Ya şimdi seçmen şöyle bir seçeneği yok ki yani Erdoğan'ın zarar vermemiş hali, kendisine zarar vermemiş halini çekip alacak. Kılıçdaroğlu'nun kendisine zarar vermemiş halini de çekip alacak. Bunlardan kendi istediği gibi bir şey yapacak. Seçmenin böyle bir şansı yok ki. Bunu yapacak olan, bu tasarımı yapacak olan entelijansiyası ve siyaseti memleket. Siyasi elitleri. Yani onların kafasında böyle 40 tane klişe var. Ve bu klişelerle iş yapıyorlar. Ortaya bunlar çıkıyor. Aciz bir Erdoğan, aciz bir Kılıçdaroğlu. Acizler arasından bir seçim yapmak zorunda kalıyor seçmen. Yani şeye katılıyorum. Yani yeniden Refah'ın ve Hüdapar'ın AKP'ye zarar vermesiydi. Belki de verdi. Yani AKP çok ciddi miktarda oy kaybetti. Şimdi seninle konuşurken dedik ki yani işte AKP oyları MHP'ye gidiyor. MHP de oy kaybetti. Yani mutlak değer oransal olarak kaybettiğinin ötesinde mutlak değer olarak seçmen sayısı artmış olduğu halde, toplamda seçmen sayısı artmış olduğu halde AKP'nin de MHP'nin de toplam oy sayısı azaldı yani. Bir şey olmuyor değil. Oluyor. Vatandaş bunu daha da büyütecekti belki. Ama sen burada bir cazibe alanı yaratamamışsın. Ya da şöyle daha kötüsü. Ben yarattım cazibe alanını diyorsun. Oraya bir kimse gelmiyor. Gelmeyeni suçluyorsun. Ya böyle bir dünya böyle çalışmıyor yani. Derdim burada. Aslında büyük şehirlerde gene bir şey, Erdoğan'ın kaybı var. Yani toplamda baktığımızda İstanbul dahil olmak üzere Ankara, İstanbul'da kayıp halinde. Bursa'yı kurtarmış durumda ama Balıkesir, Manisa, Denizli'de kayıp durumunda. Ama bu çok büyük bir kayıp olmadı. Diğer yerlerle bunu toparlayabildi yani. Bunu yaptı. MHP'nin nereden oy aldığı da aslında sorulması gereken bir soru. AK Parti'den bir miktar aldığı açık. Ama başka yerden de oy aldı mı? Onu da bakılması lazım. Bilmiyoruz şu anda. Ben bilmiyorum. Hayır, MHP'nin oyları artmadı ki. Azaldı. MHP AKP'den bir miktar oy aldı. Ben de öyle düşünüyorum. Ama yani daha önce AKP'ye oy vermiş olan seçmenin bir bölümü bu seçimde MHP'ye oy verdi demeyi tercih ederim. Daha önce MHP'ye oy vermiş olan seçmenin büyük bölümü de gitti Zafer Partisi'ne, işte şuraya buraya dağıldı yani. Benim yanıldığım birinci husus, dediğim gibi yani sandığa gitmeyecek seçmen hususunda oldu. İkincisi de ben büyük şehirlerde daha çok oy kaybedeceğini, yani daha yüksek oy aldığı yerlerde daha az, daha düşük oy aldığı yerlerde daha çok oy kaybedeceğini düşünüyorum. Bu gerçekleşmedi. Yani sonuçta Türkiye ortalamasına kıyasla İstanbul'daki oy kaybı daha yüksek değil. Değil, evet. Buralarda tutundu yani. Sonuçta ciddi bir oy kaybı var AKP'nin. Yani dediğim gibi mutlak değer olarak da ciddi bir oy kaybı var. Nominal değer olarak, yani oransal olarak değil. Nominal değer olarak da ciddi oy kaybı var. Hani bunların teferruatına sonra gireriz diye burada hızlı hızlı geçiyorum. Sonuçta benim yanıldığım ikinci husus bu oldu ve bu ayrıca analize muhtaç. Ayrıca analiz etmeye çalışacağım yani. Ama asıl Doğu'da ve Güneydoğu'daki illerde beklenen oldu galiba. Oradaki Kürt seçmen Kılıçdaroğlu'na oy verdi, beklenen oyu verdi. Orada bir şaşırma yok gibi görünüyor. Cumhurbaşkanlığı seçiminde öyle. Evet. Aslında milletvekili seçiminde de beklenen, yani işte Cumhurbaşkanlığı seçiminde verecek, milletvekili seçiminde vermeyecek CHP'ye beklenti buydu. Realde gerçekte de öyle oldu. Ama bu arada ben teferruat bilmiyorum ama Güneydoğu'daki oyların, Güneydoğu'da seçime katılma oranının diğer yerlerdekine kıyasla daha düşük olduğu iddia ediliyor. Ben dediğim gibi sayıları ayrıntılı olarak analiz etmedim. Eğer öyle ise ve bu ilk defa bu seçimde gerçekleşiyor ise, başka mana taşıyor. Değilse, o olmadığını söyleyenler de oldu bana. Eğer değilse, yani normalse bu, Güneydoğu'daki sandığa gitme oranının Türkiye ortalamasından daha düşük olması normal bir şeyse,
o zaman şeyi açıklamakta zorlanıyorum yani. Benim yanıldığım üçüncü husus, demin iki husus saydım. Üçüncü husus, ben MHP'de bir çözülme, MHP'de bir düşme var. Bu İyi Parti'ye gitmedi. İyi Gitmedi. Parti'ye gideceğini tahmin ediyorum. Yanıldığım dördüncü hususta ben Yeşil Sol Artı tipin geçen seçime daha yüksek performans göstereceğini bekliyordum. Yani tip zayıf kaldı. Yeşil solda biraz zayıf kaldı. O Yeşil da. Sol bayağı zayıf kaldı yani. Ve bu hikayenin toplamında işte böyle hani şimdi şeyler çıkacak, başka klişeler çıkacak. Ben bundan ürküyorum. Şimdi bundan önceki seçimde çok adayla çıkıldı. İşte Meral Akşener, Muharrem İnce falan çok adayla çıkıldığı için kazanılamadı. Tek adayla çıkılsaydı kazanılacaktı. Geyiği anlatıldı. Şimdi vay tek adayla kazanılamadı. Vay işte ya da partiler böyle ittifak yapıp kimliksizleşinceye kazanılamadı filanlar oluyor. Halbuki işte hepsini birden görüyoruz. Yani orada MHP AKP listesinden girmeyip kendi listesiyle girdiğinde herkesi yanıltacak kadar ve normalde de olmaması gerektiği kadar. Yani genel başkanının gezip gezip zırvaladığı şartlarda beklenmeyecek kadar çok oy aldı. Burada da tip ayrıldı ve beklenecek kadar oy alamadı. Yani bu işler böyle benim elimde bir formül var. Nereye koyarsam uyuyor dünyası değil. Bunu siyasette ne yaptığından çok onu nasıl yaptığım mühim. Ve evet yani tip ben de işin doğrusu yani ben de tipin ayrı girmesini riskli ama göze alınması gereken bir risk çerçevesinde riskli görüyorum. Yani öyle olmadı. Neden böyle görüyorum? Yani tipin bir HDP'ye oy vermeye eli varmayan kesimi peşinden sürükleyebileceği ve bu özellikle de büyük şehirler sürükleyebileceği ve bunun parlamentoda ciddi bir tip temsiline sebep olabileceği bunun da Türkiye açısından yani tipin bütün kavramlaştırmalarına muarız olsam da Türkiye açısından, Türkiye'nin menfaati açısından iyi bir şey olacağı kanaatindeydim. Dolayısıyla ben olsam ben de bu riski alırdım. Kabul edilebilir bir risk olarak görüyordum ama yani öyle çıkmadı. Evet, olmadı yani. Bir de bütün partiler toplaşıp birlikte hareket ederken onun ilk defa böyle bir ayrı yol çizmesi de galiba benimsenmedi orada. Bir de kendi aralarındaki ilişki de beklendiği kadar yumuşak bir ilişki değildi. Sert bir ilişki de zaman zaman yaşandı. Birbirlerine de girdiler. O da orada var. Ama esas ben İyi Parti'yi de şaşırdım. O da beklentinin çok altında oy aldı. Çıkamadı yani, bir türlü olmadı. MHP'nin de altında kalmış olması, Sinan Oğan'ın da öteki taraftan bir performans sergilemesi, öyle görünmesi yani diyeyim. En çok Meral Akşener'e zarar verdi. Buradan itibaren hayatı en çok zorlaşacak oyuncular konuşuruz ayrı ayrı. İşte Kılıçdaroğlu ve Akşener başta geliyor yani. Suyun üstüne kalamayabilirler. Muhtemelen. Burada istersen başka söyleyeceğim bir şey varsa yapalım. Çünkü bu programı her gün yapmaya çalışacağız. Birkaç gün arka arkaya konuşacak epeyce şey var. Çünkü tek tek ele aldığımızda ikinci tur seçimi herhalde önümüzdeki programda konuşuruz. Ben yani şimdi söylemek istediğim bir şey var yani. Bu sadece bizim derdimiz değil. Bütün dünyanın derdi. Demokrasi, kendisine demokrasi denen rejimlerin bir sonraki sıçramayı gerçekleştiremiyor olmaları bütün dünyanın derdi yani. Ve bunun üzerine konuşurken işime yarayacak Netflix'te Diplomat diye bir dizi var. İlk sezonu yayınlandı. İkincisi de bu ay yayınlanacak gibi görünüyor. Onun hakkında konuşacağım ve bol bol spoiler vereceğim. Yani izlemek isteyen varsa ben spoiler vermeden izlesin. Onu söylemiş olayım. Neyse ki ben izledim. Benim için spoiler olmayacak. Onun dışında da yani şeyi söyleyerek tamamlayayım. Mücadele etmeden zaten hayatı sürdürmenin kendisi mümkün değil. Bu kadar olumsuz şartlarda ve böyle kötü organize olmuş bir toplumun hayatta kalması için normal şartlardakine çok daha fazla mücadele edilmesi gerekiyor. Böyle vay işte zaten bu milletle ne yapılabilir ki, şurada şunla ne yapılabilir ki falan dendiği zaman bir istikbalimiz yok yani. Onu peşin peşin söyleyeyim. Ben bir istikbalimiz olmadığından da eminim de kendi hesabıma. Ama kendimize bir istikbal yaratmak isteyen varsa onlar için peşinen söylemek gerekiyor ki
ciddi bir mücadele gerekiyor. Zor bir oyun yani. Bu önümüzdeki dönem Türkiye için, her birimiz için, Türkiye'nin muhalifi muvafıkı herkesi için çok zor bir dönem. Evet, bir zor dönem yaşıyor. Daha da zorlaşacağı açık. Çok açık. Özellikle ekonominin öyle olacağı doğru. Bir de muhtemelen toplum inancının bir belli bir kesimi yitirdiği için geleceğe dair bir ruh çöküntüsü de olacak. Onun da oluşturduğu bir negatif atmosfer yaşayacağız önümüzdeki süreçte. Öyle anlaşılıyor. Yani hayatta kalmak isteyenlerin bundan bir an önce kurtulması gerekiyor. Evet. Diplomattan bugün mü söz edeceksin önümüzdeki Yok, program? yok. Tamam, Yani önümüzdeki. önümüzdeki programlarda demokrasinin, dünya demokrasilerinin gidişatı hakkında konuşacağım yani. O zaman söyleyeyim. Tamamdır. Peki burada bitiriyoruz. Sevgili dostlar, bu programı arka arkaya sürdüreceğiz. İki seçim arası dedik. Dolayısıyla ikinci tur yapılana kadar sanıyorum birkaçtan fazla program çekeceğiz. Elimizden geldiği miktarda. Evet, beklediğimiz gibi olmadı. Başta yaptığımız analizler, beklentiler gerçekleşmedi. Ama hayat devam ediyor. Devam edecek. Biz de konuşmaya, analiz etmeye devam edeceğiz. Bize destekli olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Dinlediğiniz için sağ olun, var olun. Görüşmek üzere, hoşça kalın.